144 Hz monitör almayı düşünüyor. Cüzdanlar sulandı mı? Şöyle açalım. Süper. Herkes bilinçlenmiş bir kere 144 Hz konusunda. Amına koyayım ben dün aldım demiş. Sana üzüleceksin kardeşim. Güzel. Şimdi Black Friday'de bütün et ticaret siteleri falan her yer deli gibi indirim oluyor. Hikayeyi biliyoruz, o yüzden sıkmayacağım size. Direkt olayı gösteriyorum arkadaşlar. Çat! 1099 liraya %35 indirimle Vivsonic, sevgili Vivsonic. Anons X'e de bir sürü Vivsonic vermiştik biliyorsunuz. Çok güzel marka, tasarımı çok iyi. Şöyle göstereyim. 1099 liraya monitörü var. Çok kısa süre, çok az stok, haberiniz olsun. 1690 liradan indi arkadaşlar. 600 lira karlısınız. 1690'dan indi. Şuradan kopyalıyorum. Chat'e bırakıyorum abi. Şöyle kaçırmayın diyorum. Saat erken. Kartı olan artık almak isteyen varsa şuradan alabilir. Az sayıda var. Ve 1099 lira indi. 1600 liralardan dolar yükselmişti biliyorsunuz. 1600-1700 lira bunlar. Bu indirimi kaçırmamanızı ben öneririm size. Keyfiniz bilir. Sizin için yaptırdım bu indirimi. Bana giren çıkan hiçbir şey olmuyor hakikaten. Ama şunu kaçırmayın yani. Şu fiyattan bu monitör kaçmaz arkadaşlar. Bakın şurada kırmızı şey var. Şöyle göstereyim size yakın çekimden. İstediğiniz gibi. Hem Vivsonic'in hem istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Zaten birkaç tane marka var monitörde biliyorsunuz. Şöyle mi geziyorduk bunu? Nasıl geziyoruz? Şöyle ha. Yandan böyle istediğiniz açıyı falan ayarlayabiliyorsunuz. Canavar alet ya. Bir daha bu fiyata bulamazsınız. Onu da söyleyeyim. Dolar da yükselecek. Benim bilgisayarımız... Ha. Bilgisayarınız eğer 144 FPS vermiyorsa sabit, bunu almanızı da önermem. O da ayrı bir şey. Mesela Anons X CSGO'da 300-500 verdiği için çok verimli bir şekilde bununla kullanılabiliyor. Alanlar çok memnun. Geçen ay 1500 aldım. Hay amına koyayım demiş Başat. Hacı işte çok iyi tüketiciler ve parayı idareli kullanmayı bilenler indirimleri kovalıyor böyle. 1099 lira az beyler, adedi az. Tekrar atıyorum buraya. Para nasıl toplanıyor beyler demiş abi. Kojiro. Kojiro şey değil mi? Supernatural'ı Türkçeleştiren, çeviren arkadaş. Evet. Evet evet. Seni yıllarca takip edip destekleyen bir izleyicin çok üzdüm be abi diyor. Ya Kavuncum ben nereden bileyim senin bir hafta önce alacağını kardeşim, bana mı sordun alırken yani? 144 Hz farkı inanılmaz hissediliyor diyor Raut CS'de. CSGO için zaten bunu ya da Fortnite için alacaksınız. PUBG'de 144 alabilmek için yani 10 bin liralık makineye falan ihtiyacınız var. Zor beyler PUBG'de 144 almak. Gene 144 Hz monitör tabi etkiliyor yani. Atıyorum 90 FPS'de oynuyorsan da etkiliyor da. Bu Anostix şak diye bitti, stok bulunamadı ya. Bu da öyle olur efendim Berk'cim. Anlatsana sen yavrum, yap ben anlatıyorum burada. Al dedi. Ben demedim abi ya. Abi biri al dedi ama sen anlat o zaman. Senin üzerine kaldı artık. Öğretmene bağladı şu an. Evet, Zenci Berk. TR hoş geldin. Evet. Berk. Belki arkadaşın arkasına saklanma, görüyorum. Yere bakıyorsun ama. Kızla gülelim. Şimdi ben yıllarca 60 Hz oynadım. İnternet kafede büyüdüğüm için hep orada oynuyordum. Bir saniye, Berk İptepe 60 Hz hikayesini anlatıyor. Evet. Evet, hep turnuvalarda da final masalarında 144 olurdu. O zamana kadar 75 olurdu. Finalde de 144 olurdu. Evinde 144 olan her zaman bizi yeniyordu finalde. Şimdi adam, biz de 144 oynuyoruz ama biz alışkın değiliz. Biz 60'tan 144'e geçince çok büyük fark oluyor. Evet, çok büyük işte görüntü değişiyor. Efektler değişiyor ve senin gördüğün kare sayısı değiştiği için, onlar da buna alışkın olduğu için bizi çok fazla üstümüze basarak eziyorlardı yani. Yani aslında senin gözüne, gözünden beynine iki kattan daha fazla görüntü geliyor 144 monitör tabii. Olunca normal monitöre göre. İki kat fazla uyaran gidiyor tabii. Daha fazla hatta. Evet, fazla uyaran olduğu için daha hızlı iletiyor. Mesela bende 240 var abi. 64 katı. 60, sizin monitörden gelen görüntünün 4 katı geliyor bana her saniye. Böyle çılgın bir indirim yaptırttım arkadaşlar. Bunu kaçırmamanızı öneririm. Onun dışında Inventus zaten high-end sistemlerde yani pahalı yüksek ürünlerde ülkenin en iyi sitesi. Burada da deli indirimler var. Mesela bu da 27 inç modeli.
Şimdi ben bunu almanızı mesela çok önermem. 27 inç güzel bir şey, keyifli bir şey. 2900'den iniyor bu monitör. 2100'e. Bunda da çok iyi bir indirim var. Hani 27 inç manyağı varsa alabilir ama bunun yerine 240 Hz kovalarım ben mesela. Eğer 2000 lira bandında para harcayacaksam. Ki normalde 1600-1700 lira 144 Hz'ler. Ben size indirtmişim babuşlar. 1099 liraya. İşlemci istiyorsanız burada i3 8350K var. K demek çarpan kilidi, açık demek overclock edebilirsiniz. Hızlandırabilirsiniz işlemciyi arkadaşlar. Zaten 4 ile geliyor. Bu 4.4 falan oluyordur. Rahat. ViewSony'in ikinci monitörü bu. Arkadaşlar Gigabyte GeForce RTX 2070. %20 indirim var. Yani 2070 alacaksanız tam zamanı. 4000 liranın da altına inmiş. 5000 lira normalde. 3999. Tam pazarlamacı oldum ben de böyle. Bugün bildirimler gitmedi pushing iron ya. Bak bir saat olmuş bildirimler gelmedi diyor. Bakayım. Evet bir saat 15 dakika oldu abi. Gitmedi kimseye bildirimler. Yani yapacak bir şey yok. Çoğuna gitmiyor. Düzelir herhalde. Ben ulaşmaya çalışıyorum size Discord'tan falan. Evet diğer medyalarımızı unutmayın. Asus'un 1060 arkadaşlar. %27 indirimde. 1060, 1070, 1070 Ti bunlar da oldukça iyi ekran kartları. Bunlar da o 4000 liralık ekran kartını alamayacaklar için 1600 liralık bütçesi olanlar için çok çılgın. Yine 2285'ten 1600'e inmiş. Bu Black Friday'i kaçırmayın. Hasan 12. ay yıllar Steam'den adını nereye bırakıyorsun diyor modlara vereceksin abi. Neden Alnost X'te indirim yok? Alnost X zaten canım kardeşim kar etme amaçlı toplanmış bir sistem değil. Zaten o parçaların toplam ederine satılıyor. Yani adam onu %20 indirirse binlerce satılır ve hepsinden %20 zarar eder. Onda Alnost X'te kar amacı yok. Bu parçalar her yerde mesela atıyorum işte 1300 liraya geliyor. 2000'e satmaya çalışıyorlar sonra üzerinden indirim oluyor. Yani o kadar yüksek olmuyor tabii oranlar da OEM'de. Alnost X öyle değil. O yüzden zaten çok ucuz ve performanslı. Gürsu hoş geldin. Bu arada bir tane daha kasa geldi. Test için gönderdiler arkadaşlar. Toplandı. 2400 müydü üstünü? 3600 müydü? Değişiyor. 200 ile tamam, 3400 arasında. 3400 ile 2400 arasında bir skalada yeni bir kasa da topladım ben size. Mesela Alnost X'te soğutucu vardı. Bunda özel soğutucu yok. İşte overclock yok. Onun da videosunu çekeceğim ya da işte Alpin Berk'in kanaldan bir yerden çekeriz. Onu da bir görürsünüz. Alnost X 5000 olduğu için dolardan dolayı alamayanlar oluyor. İşte o bilgisayarı alabilirsiniz 3-400'e falan. Bayağı talep geliyor. Her gün soru geliyor çünkü. Şimdi ne yapalım? Bir counter patlayalım artık hazırsak ha. Şöyle. Bir şey yaptın sen bana. Ne yaptın ya Dilancan?